Galatasaray'ın yapabileceği muhtemel oyuncu sat, oyuncu satışlarıyla alakalı da konuştuk. Peki şu senaryoyu da değerlendirelim biraz. Oyuncu satışlarını birazcık daha arka planda tutup kadroyu koruyup geliştirme. Böyle bir noktaya da Galatasaray gidebilir mi sence? Zaten Galatasaray o noktada ama başarılı oldukça ve iyi oyuncuları bünyenizde barındırdıkça özellikle genç teklifler gelmesi de doğal. Zaniolo zaten satılsın diye alınan bir oyuncu. Kimse Zaniolo'yu Galatasaray'ın 5 sene sürüklesin diye getirdiğini düşünmüyor herhalde. Fırsat transferiydi, Roma'dan kopan, İtalya'da kafa karışıklığı yaşayan bir oyuncuydu. Uygun maliyetliydi ve İtalya'nın wonder kidi olarak buraya alındı yani. Yoksa asla aklınızın ucundan geçmezdi Zaniolo'nun buraya gelmesi. Onun dışındaki herkes zaten takımda tutulmak isteniyor. burada Oliveira'ya bir ayrı parantez açabiliriz. Oliveira'ya bir teklif gelirse gidebilir. uygun bir bonservis yani çok abartmadan. Çünkü yerine oyuncu da bakılıyor. Parades bunlardan biri. Parades Torreira ikilisi kurgulanıyor. Eğer o olursa Oliveira zaten bir boşa çıkar. Mertens'in yerine biri bakılıyor. Bütün sezonu sürükleyeceği düşünmüyor ki sezonun son 5-6 maçına da dikkat edersek zaten Mertens oralarda biraz kayıpları oynayan bir durumda. E, forvet olmazsa olmaz. E, Rashid'sa gittiği için sağ açık olmazsa olmaz. E, bu, bu takbirleri yapmanızın dışında bir de savunmada biraz önce Nelson'u konuştuk. Giderse, sağ bekiniz giderse Bütün o zaman işte kaos evet. olur. O zaman problem yaşanır. Ya, kaostan ziyade şey olur. Bütün takım sıfırdan bir takım gibi hani şampiyon bir takım Hı hı. ziyade geçtiğimizde şampiyon olmuş ve kadroyu tamamen değişmiş bir takıma dönüşür mümkün olduğu kadar mevcut kaliteyi korumak gerekiyor yani e, bunu çok e, böyle e, yanlış anlıyor. büyük takımsanız hedefleri olan takımsanız ne olursa olsun önceliğiniz satış değil daha güçlü bir kadro kurmak olmalı Türkiye'de ihtiyaçtan dolayı biraz üretmek satmak zorunlu hale geldi ama bunu e, limitli mümkün olduğu kadar limitli tutup e, yani nasıl oluyor Avrupa'da bakalım? Bir hedefi ulaştıktan sonra Hı. bu satışlar gerçekleşiyor. İşte Ayaksın o Şampiyonlar Ligi'nde işte finali gördüğü sezon işte e, Benfica'yı düşünelim. Hı. Bir jenerasyon yaratıyorlar. O jenerasyon 2-3 yıl devam ediyor. Avrupa'da bir sükse yapıyorlar, <laughs> başarı yapıyorlar. Oradan sonra e, bu takım dağılıyor, yeni bir planlamaya başlıyorlar. Bu noktada dikkatli olmak gerekiyor. Kasalarımız e, doluyor gibi gözükse de dolmuyor. Yani kulüplerimiz e, kasalarını dolduramıyorlar birkaç kere yani şöyle dolduramıyorlar. Bu başarıyı bir kere yakalayıp üstüne koyamadığınızda yanlış adımlar attığınızda o kasalar yine eksiye dönüyor. Tam tersi daha büyük sıkıntılar yaratıyor. İşte burada doğru planla... ya yani biz ülkenin futbol kısmında aslında planlamayı değil, hani öyle deriz ya çok planlı değiliz vesaire. Hayır. Biz plan yapabiliyoruz. Başarıdan sonrasını yönetemiyoruz. Devamı gelmiyor. Bizim. Yani ligimizde görüldüğü gibi her şampiyon olan takım sonraki sezonda ya işte ilk üçe giremiyor. Hoca değişiyor. Ya, ya hoca değişiyor ya bir şey oluyor. <laughs> bu noktada Galatasaray yönetimi son yıllardaki trendin dışına çıkabilmek için de bir mücadele verecek. Bu atmosfer de var ama bu kadro yapısı da var. Çünkü çok böyle yaşlı oyuncuların olduğu, evet işte. e, hani bir yıllık bir şampiyonluk kadrosu değildi bu. Şampiyonlar bir de şöyle bir şey var. Şimdi bir oyuncuyu sattınız. Bu bahsediyoruz. Nelson vesaire. Ne kadar kar ettiniz? 15-20 milyon euro. ...alacaksınız yerine yenisini vesaire... e ...şampiyonlar liginde gruplara... ...kaldığınız Tabii. anda bu para zaten geliyor... Tabii. ...hep diğer gelirleri devam etmesini falan... E, ...ayıralım... ...yayını, reklamı, ayak bastı parası... E, ...türbün gelirlerini artıyor... ...satış gelirlerini artıyor... E, ...büyük bir yıldız transferi... ...yani göndermek 30 milyon eurolar... E, ...burada o sizi bekliyor zaten... ...bu kadro şampiyonlar liginde gruplara kalır... ...kimseyi almasanız bile... ...çünkü Galatasaray evet çok böyle büyük takımlarla eşleşmeyecek. Seri evet. başı olacak. E, Zaniola var, Mertens var, diğer oyuncular var. Hiç transfer yapılmasa bile şu anda Galatasaray gruplara kalabilecek kapasitede öyle bir kadro var. E, forvet yok derseniz Barış Alper var. Mertens'i bile atarsınız. Zaniola'nız var. O yüzden zaten kulüpte satış aklı değil de biraz Şampiyonlar Ligi aklı olarak hedefliyor. Onu planlıyor. Çok fazla transfer göndermekten çok almak konuşuluyor şu an. Doğru olan da Galatasaray kadroya mutlaka takviyeler yapacak. Icardi sence ne seviye olmazsa olmaz Galatasaray için? Ya o kadar büyük bir oyuncu ama o kadar büyük bir maliyet ki. Şimdi bizi Şinep, tamam biraz önce rockstar dedin güzel laf. Herkesi sürükledi. Çoluk evet. çocuk herkes Galatasaraylı oldu. Marşlar söylüyor, şarkısını söylüyor. Bir de hayatın gerçekleri var. Paris, acı, acı, gerçek. acı gerçekten. <laughs> Paris Saint Germain'in bonservis almadığını düşünelim. Bak onu ayıralım. Oyuncunun yıllık kazancı 9 milyon eurolara çıkıyor. Yani size gelmesi için en kötü ihtimal bu parayı vermeniz lazım. Yani 3 senelik kontrat vereceksiniz vesaire. Bunlar sponsorsuz. Yani bir sponsorum ben Icardi için size işte 3 sene için 15 milyon euro veriyorum destek falan seviyelerine çıkmadıkça almanız mümkün değil. Zaten yönetim de bunu çok net bir şekilde biliyor. Şunu da söyleyeyim böyle bizim ülkede böyle bir alışkanlık var. Her yıldız transferine bir sponsorla yapılacak diye giriliyor. Hı hı. Böyle o sponsorluklar çok büyük paralar son zamanlarda da böyle şeyler verilmiyor. yok yani. Tabii. Yani bu yani şey insanları o konuda kandırmayalım yani. Ama bir oyuncu için verilecekse o ikarcı boyu gene bu kadar büyük paralar verilmiyor Kerem. Muhakkak olur hı hı. sponsor katkısı da Son yıllardaki transferlere muhakkak burada da birini konunun içine dahil edersiniz ama yani öyle bir hal var. Şimdi çok uçuk bir hedefe e, ismi ortaya atılıyor hı hı. maalesef hani medyada. Hemen bakıyorsunuz sponsor desteğiyle yani bu böyle biraz şey şişirilmiş, e, bir, durum şişirilmiş ama, bir durum oldu ama o kadar değil. Yani gene Galatasaray'ın bunu neden anlatıyorum? Yani Icardi transferini gerçekleştirememek çok büyük bir eleştiri sebebi olmamalı. Yani o biraz, çok zor çünkü yani. Evet ama biraz da ben yani anladığım ve gördüğüm kadarıyla çok gerçekçi çok öyle değil. bakıyoruz zaten. Evet, evet. yani Çok olmuş, çünkü çok, çok tepkiler görmüyoruz. Herkesin o paralardan haberi var. Öyle kulüplerin o fiyatlara Yani Şöyle bir şey. Oyuncunun Suudi Arabistan istememesi bence çok önemli. Amerika istememesi çok önemli. Oyuncudan çok ara oraları isterim. Bu arada Suudi Arabistan şey konusunda da şöyle bir şey var en azından anladığım kadarıyla. Hı hı. Sanki Icardi'ye kağıt üstünde bir teklif yok. Hı hı. Ona sana bu teklifi getireceğiz evet, diyen evet. ve getiremeyen bazı insanlar var. Ya bir de ben öyle anladım. Oraya gitmesi için de daha genç yani bu kadar çıkmış Galatasaray'la yeniden futbola dönmüş bir oyuncunun gidip sadece para için oraya dönmesi çok da futbol aklına mantığa gelmiyor. Ha böyle şeyde ee, Milan bu parayı verir mi? Ee, i̇şte Roma bu fiyatlara çıkar mı? Asıl Galatasaray'ın rakibi burada Suudi Arabistan çok Milan, Juventus, Kutusma. Roma, belki bir iki e, La Liga ekibi olur. Onun dışında da daha da olur. Premier yani şöyle çıkmaz bu paralarla ben, muhtemelen. bence ya çıkar os. Premier çıkar. hayır para olarak çıkar da <laughs> Icardi oraya çok oraya değil ama şöyle yani ben şöyle düşünüyorum. Galatasaray'ın bu transferde işi niye zor? Ee, Icardi'nin bizim lige bırakılmayacağını çok fazla düşünüyorum. Yani Icardi o çemberler var işte en iyi oyuncular, ikinci oyuncular. Bu çemberlerde üst noktada bir şekilde e, Avrupa'nın 5 büyük liginin Icardi'yi gibi forvet sıkıntısı varken genel olarak Icardi'yi bizim ligimize bırakacaklarını çok fazla düşünmüyorum. Yani bu kadar iyi bir oyuncu ki transferi de hani e, bir fırsat transferi. Hı hı hani %50'den ya, daha düşük ihtimal. Ben görüyorsun. öyle görüyorum. Sen? Ee, yani şimdi bir slogan olacak. Galatasaray yola çıktığında 1'e 250 oran veriyorlardı şampiyonluğuna. O şampiyonluk gelmişti. E ee, burada da aynı şey. Zaniolo'nun gelmesini de düşünemezdik. Yani hı hı. E, kulüplerimiz çok büyük. Evet, büyük bir mali külfet var ama burada o atmosferi gördükten sonra ben İtalya'da bir yerle anlaşamazsa e, Türkiye yolunu tutabileceği görüşündeyim.